Şimdi yakın tarihte yaptığım bir söyleşide diyorsun ki oyuncu olmak istiyordum, konservatuvar sınavlarında kalıyordum. Her defasında hayal kırıklığı ve üzüntü hissediyordum. Ben sınavları kaybettikçe senden oyuncu olmaz dendi bana. Yılmadım, tekrar tekrar dedim. İşte bak bu çok... Sen hatırlıyorsun ama ben hatırlıyor mu? Tabii. Senin ama her seferinde falan dediğin iki sefer. Üçüncüsü de girdi. Üçüncüsünde girdim aynen evet, öyle. Üçüncüsü... 86'da girdim. Seninle evet, tanıştığımız yıl sen o de yıl bir şeyi zaten beğenmiyordu. O jüri hep aynıydı çünkü. Aynı jüri yani jüride bir değişiklik olmadı ki. Sen iki kere... İki kere girdin, seni almadılar. İşte o 500 kişi kadar, yani 500 civarında bir rakamla sınava giriyoruz adet evet, olarak insana dedi. Ve sonucunda işte iki aşamalı 20'ye kalıyorsun. İlk önce, sonra da 20 kişiden bir daha tekrar 20 kişi çağrılıyor. Bir başka parça oynatılıyor ve 12 kişi alınıyor okula. Evet. Ben hep o 20'nin içindeydim. Yani bir şey ne oldu orada? O sırada sen de neyi beğenmiyorlardı? Söylediler ya, o sırada mi? Söylediler. O sırada ben de neyi çok beğenmedikleri üzerinden bir açıklama gelmedi bana. O sırada biraz böyle daha soyadlı insanların sınava bravo, girdiği. Bravo, orada oldu onlar. Evet. Onlar da oldu. O da ne demek? Yani kimseyi şaibe altında da bırakmak istemem ama şöyle ama bir şey. Şu an. Şöyle bir şey. Bunu açıklayabilirim bunu. O yıla gelip araştırdığınız o listeleri açalım. Ben bakacağım şimdi kimmiş onlar. Şöyle yani atıyorum işte diyelim ki ben ve X soyadlı insan. Şimdi onun ailesinde tiyatrocu ya da oyuncu evet, olduğu için... Hani belki ona biraz daha iltimas etmek evet, konusunda evet, şey yapabiliyorlar. Diye ben konservatuar jürisinde olsam, senin çocuğun gelse, ben hiçbir şekilde beni ne aradın ne sordun gayet etik sınavına bir şekilde girdi, şey. Çocuk geldi, ya sen bunun oğlu musun, kızı mısın? Baktı, ah şimdi o zaman ben mesela şöyle düşünürüm yani. Ah ben buna torpil yapayım diye değil ama oyuncu sanatçı bir aileden gelen çocuklar diğerlerine göre çok başarılı oluyor. Bunu hep mu acaba? Evet abi şey hiç değil ben. Ya ben bizim bütün bir katılım yani yatık emini olan da vardır. Evet evet ben de yatık emini olan da vardır. Ya var tabii onu tutturmamış var ama piyasaya ne adamlar giriyor babaları sanatçı ve çok büyük usta diye. Mesela bir örnek vereyim. Adile Naşit, Selim Naşit babalarını söyle. Meşhur. Ya mesela bir aile ki bir de şey vardır yani böyle büyük kabiliyetler bir nesil atlayarak gider yani dede torun mesela arada baba olmamıştır falan öyle de değil. Bütün mesela o nesil o soyadı ailesi mükemmel. Cem Karaca, Toto Karaca evet, filan. Öyle örnekler de yani var yani çok ki, güzel örnekler var. Çünkü var. Tabii canım yani Yıldız Kenter'miş. Ya vardır ama kardeşler evet ama baba oğul nesil fark edince bence o başarı aynı şekilde geçmiyor. Evet ama hatta o ismin altında ezilebiliyor çocuk. Eziliyor. Bence. Eziliyor. Biz de eziliyor. Ezilenleri de gördük onları da tanıyoruz. Ama mesela herhalde bir doğal torpil de oluyor böyle. İşte galiba oradan kaynaklı evet, yani o düşünceden hareketle tercih sebebi olabiliyor. Tabii. Yani en nazikçe böyle ifade ediyor. Ama ne oldu? Sonra girdin ve hepimizin hafızasındadır o senin konserde Zeliha Berksoy evet, anlatır. Evet. Ondan sonra herkes anlatır. Çünkü o sırada ben de ve herkes senin okula girmeni istiyordu. Yani evet, sen artık girmezsen olmayacaktı o. Neredeyse öyle, evet. Ve sonra birinci sınıfta okuyorsun ve şeyi hiç unutmuyorum. Ya yani bunu defalarca konuştuk ama çok seviyorum. Ne oynanıyordu da sen bir rahip rolünde? 12. gece. 12. gece. Aa, 12. gece oynanıyor. Bir küçük bir kompozisyonum var benim. Küçük bir kompozisyon var. Bir rahip. geliyor. Boynunda bir haç var. Millet bayılıyor buna. Ve sözü falan yok. Herkes buna bakıyor. Sonra oynandıkça şikayetler olmaya başladı. Tabii sınıfta. Yani çünkü o 3. 4. sınıfın oyunu. 3. 4. Herkes bundan şikayet ediyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bunu daha da şeye koyun. Arkaya. Bunu en arkaya. Bak en arkaya ittiler. Şöyle bir şeyin arkası. Abi doğru söylüyor. Yarısı da dekorun arkasında duruyor yani. Yarısı ama gene görünüyor. Abi şöyle duruyor. Millet yine eliyle filan göz. O arada orada durman daha komik. Bence de. Daha ilgi çekmiş. Bir bela oldu herkesin başına. Ve hiçbir şey yoktu. Ve o zaman hepimiz dedik ki ya bu tamam bu. Yani bu... Of. Oldu, olacak. Yani olacak. O kadar öne açık ki maşallah. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet, büyülü. Evet. Ne güzel ama şimdiki mesela konservatuar, oyunculuk isteyen gençlerde hiç böyle hikayeler olacak mı acaba? Şimdi hani direkt sosyal medya... Takipçi sayısına bakılıp dizileri almak. Şimdi çok değişti parametre. Ben mesela üzülüyorum. Yani bir ne bileyim işte bir konservatuvar öğrencisi, gencecik bir çocuk. Ne düşünüyor mesela izlediği zaman? Bir umutlanabiliyor mu? Dediniz ya gençlerin
ne baskısı var. Gençler hayal kuramıyor artık. Hayalsizlik baskısı var bence. Doğru. O yüzden o çok üzücü. Bunları yaşamış olmak çok kıymetli ya. Ünlü olmak istiyorlar çok aslında. En kestirmeden. Aslında bir şey iyi yapmak istemiyorlar. Evet, istemese bile, oyuncu olmak istese bile ona uygun bir şey yok. Yani ben oyuncu olmak istiyorum dese bile o en nihayetinde yakışıklığıyla, güzelliğiyle ya da takipçi sayısıyla değerlendirilecek sektörde artık. Ya bütün dünyada da böyle bu arada yani. Sadece dijital platformlar da öyle artık. Avrupa'da güzel de o kadar lazım. Uzatmaları oynuyordur orada da emin ol yani. Yok sanat belki emin kendi ya. Yani sanat tabii birçok şey ama kendi kulvarına ayıracak. Bence popüler işler bu uygulamalarda uygulamalardaki insanlar. Ya bir telefon uygulamasında bu kadar hayatlar adanır mı ya? O kadar çok hayat adandı ki TikTok'lara, Instagram'lara filan. Yani bu uygulamalara adanmış hayatlar çok var. İnternet bizi bitirdi ya. Bitirdi. Ben öyle düşünüyorum. Hocam bitirdi. Gerçekten 95'ten kabaca, doğru bir şey var. Müthiş zeka kabaca, geriliği var 95'ten sonra. Kabaca internet... Sosyal medya özellikle. Evet. Ben internet diyorum yani hepsine birden bir bütün olarak. Yani internet bizi bitirdi. Gerçekten ya son, bitirdi. Son zeki jenerasyon işte de var. Esra değil mi ben ablam. yani son büyük abla.